Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Ana yemek olarak közlenmiş patlıcanları köfteye sarıp tekrar fırına atacağız. Bu hangi öğünün tam anlamıyla bilmiyorum ama eğer sizler biliyorsanız bunu yorum olarak yazabilirsiniz. Közlenmiş patlıcanlı köfte sarması diyebiliriz aslında yemeğin adına. Benim biraz patlıcanlarım küçük. Sizler böyle daha ince ve uzun patlıcan seçmenizi tavsiye ederim. Evde bu patlıcanlarım vardı. Ben bunları da yapıyorum. Çorba olarak da dövme çorbası yapacağım. Bir de pirinç pilav hazırlayacağım. Pilav konusunda sade ya da garnitürlü bir pilav yapacağım. Tam bir karar veremedim. İlk önce patlıcanları ben yıkadım. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. Şimdi patlıcanlardan birkaç yerinden şu bıçakla bir delik açacağım. Çok fazla değil. Derecelik fırına götürüyorum. Közlendireceğim. İsterseniz bu işlemi ocakta da yapabilirsiniz. Köfte malzemelerimi getirdim ama ilk önce yoğurtlu dövme çorbasının malzemelerini düdüklü tencerede haşlayacağım. Islattım. Hemen hemen bir 3 saat öncesinde ıslattım. 1,5 su bardağı aşurelik buğday. 1 su bardağı olarak ıslattım ben. Islandığı zaman 1,5 oldu. 2 su bardağı da nohut. Nohutu da 1 su bardağı ıslattım. 2 su bardağı oldu. Üzerine yeterince su koyuyorum. Düdüklü kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 30 dakika boyunca pişireceğim. Şimdi artık köfteyi yapmaya başlayabilirim. Bir adet soğanı rendeledim. Suyunu sıkmadım. Sadece çıkan suyunu döktüm. Burada 400 gram yarı yağlı kıymayı buzluktan çıkardım. Sözlüyorum. Onu da ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı galeta unu. Ekmek içi de kullanabilirsiniz. 2 adet orta boy sarımsağı da rendeledim. Sarımsağını ben birazcık bol kullanıyorum. Hemen baharatlarını ilave edeceğim. Biraz pul biber. Tatlı kaşığının ucuyla koyuyorum. Çok değil. Biraz karabiber. Biraz da tuz. Şimdi artık köfteyi 5 dakika boyunca yoğuracağım. İyice yoğurmaya özen gösterin lütfen. Yanıma 1 yemek kaşığı kadar da su aldım. Ara ara elimi ıslatarak yoğuracağım. Bu yemek çok güzel oluyor ama tam olarak nerenin yemeği bilemiyorum. Bazı okuduğum yerlerde Adıyaman yazıyor ama tam emin değilim. Sizler biliyorsanız bunu bana yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Yapılışı çok ilgimi çektiği için sizlere de yapıp göstermek istedim ve çok güzel oluyor. Yeterli. Tam 5 dakikadır yoğuruyorum. Üzerine bir streç filmi saracağım. Dolaba kaldırayım. Patlıcan közlensin. Onun kabuğunu soyacağım. Birazcık soğuması gerekiyor. Sıcak sıcak saramayız. O zamana kadar köftede dinlenmiş olur. Ben pirincimi de ıslatayım. Şöyle şu bardakla 2 su bardağı pirinç ıslatacağım. Üzerine ılık su koyup kenarda beklesin. Patlıcanlarıma bir bakayım. Patlıcanım fırında pişiyor. Sesten de anlayacağınız gibi düdüklü tencerede de buğdayım ve nohutum pişerken şu an zamanım var. Yani bekleme aşamasında olduğum için sizlere bir kırmızı biberli yoğurtlu bir salata yapacağım. Daha doğrusu meze. Evde böyle közlenmiş biberlerim vardı. Onları doğrayacağım. Birazcık kavurup yoğurtla, sarımsakla böyle etli patlıcanlı yemeklerin yanına çok güzel oluyor. Şimdi bunları önce küçük küçük doğrayacağım. Sizler de kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Düdüklünün de sesi çok fazlasıyla çıkıyor. Kusura bakmayın lütfen.
Ocağıma götüreyim, birazcık kavurayım. Kırmızı biberi ocağıma getiriyorum. Altında yakıyorum. Öncelikle yağ katmadan önce biraz kavuracağım. Dürüp de burada daha kaynıyor. Bir 5-10 dakikası daha var. Çok fazla değil. Sadece şöyle bir ısınsın. Isındıktan sonra bir 2-3 dakika kavurduktan sonra yağ ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar tuz. 15 saniye daha kavuracağım. Birazcık kenarda soğusun. Direkt dökerseniz yoğurdunuzu keser. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurdun içine bir tane sarımsak rendeliyorum. Bu tamamen tercihinize göre. İstemezseniz sarımsak koymayabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum bunları. Şöyle bir iki karıştırayım. Birazcık soğusun. İçerisine ekliyorum. Karıştırayım. Pratik, hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hem bir yoğurtlu meze oldu. Bunu da salata tabağına alayım. Dolaba atacağım. Soğusun. Et ve patlıcanların yanına yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Üzerine birazcık pul biber serpin. Patlıcanlar közlenmiş, bayağı da küçülmüş. Şimdi elimi yakmadan sıcağıyla soymaya özen gösterin. Sonra biraz sizi zorlayacaktır. Şu uç kısmını bozmadan, yani sapı duracak, soyuyorum. Bayağı sıcak. Ama gördüğünüz gibi hiç bozmadan gayet güzel çıkardım kabuğunu. Patlıcanları soydum. Birazcık küçük oldu. Yani küçüldüğü için iyice küçük oldu. Ama yeterli. Şimdi artık bu kenarda iyice soğusun. Ben o esnada çorbamı yapayım. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. İçerisine haşladığım nohutu ve aşureli buğdayı da ekliyorum. İyice haşlanmış. Üzerine kettle'da kaynattığım kaynar suyu ilave ediyorum. Şimdi bir 10-15 dakika kaynatacağım için suyu azalacak. Arka tarafı alayım. Orada bir 10-15 dakika kaynasın. Ben orada pilavımı da yapayım. Pilavı yapmak için uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Altında yakıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha sıvı yağ. Yağ eridikten sonra bir su bardağı garnitürü ekliyorum. Garnitürlü yapmaya karar verdim. Hiç yapmadım çünkü değişiklik olsun. Çok fazlasıyla kavurmayacağım. İyice karıştırayım. Süzdüğüm yıkadığım pirinci ilave ediyorum. Pirinci 1-2 dakika kavuracağım. Şöyle diri diri olana kadar. 2-3 dakika boyunca kavurdum. Şimdi artık suyunu ilave ediyorum. 2 su bardağı pirince 2,5 su ekleyeceğim. Kaynar su ekliyorum. Tuzunu da ilave ediyorum.
Eğer tavuk suyunuz varsa tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Çok da yakışıyor. Çorbam da kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Altını en kısa alıyorum. Pilavım burada pişsin. Birazcık daha çorbanın kaynaması gerekiyor. Ben o arada çorbanın yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Yoğurt sosunu hazırlayacağım. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı, çok aşırı doldurmadan, un. Burada 6 yemek kaşığı dolusu yoğurt. Onu da ilave ediyorum. İyice çırpacağım. Bu arada patlıcanlarım soğudu iyice. Çorbayı yaptıktan sonra patlıcanları da hazırlayacağım. Karıştırdıktan sonra 2 kepçe çorbanın suyundan katacağım. Karıştırıyorum. Bu şekilde alıştırırsanız çorbanız kesilmez. Çorbayı daha geniş bir tencereye aldım. Çünkü çok fazlasıyla küçük gelecekti. Şimdi yandan sosu dökerek karıştıracağım. Kaynayana kadar çorbayı karıştıracağım. Çorba kaynamaya başladı. Şimdi bu burada kaynasın. Ben hemen üzerine tereyağı yakacağım. Tavayı ocağıma alıyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Bir yemek kaşığını çok doldurmadan nane ekliyorum. Yemek kaşığının ucuyla da toz biber. Erittiğim yağı üzerine döküyorum. Çorbanın artık altını kapatıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Çorba hazır. Pilav da neredeyse pişti. Çok az kaldı. Şimdi artık çorbam ve pilavım kenarda dinlensin. Ben patlıcanlı köfteme dönebilirim. Köfteyi çıkardım artık. Kenara alayım. Altına bir streç sereceğim. Daha rahat sarmak için. Köfteden şöyle yuvarlak parçalar koparıyorum. Şu kenara alayım. Köfte patlıcan sayısı kadar köfte yuvarlayacağım. Yuvarladığım köfteyi elimle açıyorum. Patlıcanı oturtuyorum şöyle. Ve sarıyorum. Uç kısmı alacağım. Elimle düzeltiyorum. Yanıma borcamı aldım. Diziyorum. Patlıcanları sardım gördüğünüz gibi. Ufak tefek çatlamalar olacaktı. Hiç korkutmasın sizi. Ben aralarına birazcık domates atacağım. Yemek kaşığının sadece ucuyla çok fazla değil. Domates salçası. Yarım su bardağından az su koyuyorum. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Bunları bir çırpıyorum. Birer yemek kaşığı olacak şekilde köftelerin üzerine döküyorum. Birazcık su koydum sosuna. Şimdi artık 200 derecelik alt üst ayarda köfteler kızarana kadar pişireceğim.
Yemeği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Şimdi artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebilirim. İlk önce çorbayla başlayacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Pilavı bir karıştırayım. Hemen köfteden de koyacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hatta şöyle ortasını açayım. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Yanına da birazcık mezeden koyacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.